Şu anda yayında sıfır kişi var ama sonradan izleyenlere hoş geldiniz demek istiyorum. Ah, bakın kim geldi. Ne haber? İyi, senden ne haber? Bilgisayardan bağlanmaya çalışıyordum da ortak yayın galiba mobilden Öyle mi? oluyormuş. Hiçbir fikrim yok. Merhaba, 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 hoş geldiniz. Hemen ben bir izninle benim canlı yayınlarımın artık klasikleşen şeyini yapıyorum. Su içerek başlıyorum. Allah Allah. Niye öyle bir şey oldu ki? Bir saniye dur, hiç ses çıkartma. Teşekkür ederim. Sen çünkü senin yayından ses gelince benim ses kesiliyor. Bu su ses duyulsun istiyorum. Lıkırtı. Yutak. Oğuz'um ne haber? İyi Timuçin sen. Timuçin kim ulan? O gözlüğü takınca tam bir Timuçin değil misin artık? Abi bu gözlük evet ya. Türkiye'de çok değerli bir gözlük değil. Ve çok haklılar biliyor musun? Yani değerli bulmayanlar. Peki yurt dışında değerli bir gözlük mü? Başka bir yerde. Abi evet. Nedir? Selam, o havalı gözlükler. Abi kalp yapat mısın? Ya hayır yapmayız artık. Kalpçiler gitsin buradan. Gerçi edit yapıyorsunuz ya. Sonrasında insanlar izliyor. Ah hadi yaptım. Yaptım. Evet. Yine bir gece yayınıyla sizlerleyiz. Bomboş muhabbet edeceğiz. Sizlere söylemem gereken bir şey var. Oğuz sana da söylüyorum bunu. Az İtiraf mı? önce itiraf değil de benim saçlarım niye bu kadar kötü ya? Devam ediyorum bu şekilde. Aa, bu Hudi'nin de bir hikayesi var onu da anlatacağım sonra. Az Hudi hudi neri var yüzünü de. seni çılgın Hudi oradan. Daha var mı? Hudi hudi iyisin, iyisin. Söylüyorum. Hudi deli oğlan. Hudi belime Güzel. Yeni mi uyandın sen? Gözlerin niye öyle gözüküyor? Hayır ya galiba gözlerim şiş. Arkadaşlar ben hastayım. Karnım ağrıyor. Midem ağrıyor. Hay Allah'ımın işi ya. Işte bir şey söyleyecektim. Ha, az önce YouTube videosu çektim. Nasıl lan? Ne yaptın? Bizim komşumuz var, Elvan abla. Onun kızı var İnci, 15 yaşında. Çok tatlı bir kardeşim. Onunla beraber waffle yaptık. Ne zaman? Akşam işte. E güzel. Abi 15 dakikalık güzel bir video oldu. Kurguladın mı? Evet, bitti. Ne zaman atacaksın? Ne zaman atayım bilmiyorum ki. At şimdi. Şu anda mı? At. Sürpriz. Sağ solu belli Hayır. olmayan kanal. Öyle olmaz. Yarın at o zaman. Olabilir bilmiyorum ya. Bakacağız, Ya da göreceğiz. Zeus. Sinemalarda. Evet. Abi geçmiş olsun. Şimdi buradaki şeyleri Teşekkürler. kapatıyoruz. Neyleri Emrah'dan kapatıyorsun? canlı yayın. Gir. Aa ben. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Bugünkü yayının enerjisi birazcık düşük olacak. Çünkü neden? Hemen anlatıyorum. Karnın ağrıyor. Hem hastayım, hem sivilcelerim çıktı, hem çok çirkin hissediyorum kendimi. Bizans Komik askeri misin oğlum gibiyim. sen? Ne? Komik misin? Gerçekten tam bir regl tarifi yaptım şu anda. Ne diyorsun lan? Ne alakası var? Millet yazıyor aşağıya. Aynısını yazıyor. Gerçekten şu an onun tarifini yaptın yani. Arkadaşlar üstüme geliyorsunuz. Biraz da alıngan bir günündesin belli ki. Mı? Saçmalama. Abi Çin askeri gibisin. Başını yazmadığın için teşekkür ederim. Ha pardon, Japon askeri miydi? Evet.
Her halinle iyisin, çirkin hissetme. Ne oluyor benim sesim bir anda? Cihan Albayrak'a döndü. Nereden duydun bunu? Emre'nin özel günü falan. Manyak mısınız ya? Aa. Tamam hadi bu konuyu değiştirelim artık. Arkadaşlar ya ben 2 günde 2 öğün yemek yedim sadece. Midem o yüzden ağrıyor. Yani böyle midemi hissedebiliyorum. Abi, evet asıl ben şimdi lazımdır bu gofret. İnanılmaz bir geyik dönüyor şu anda ama en azından bir geyik dönebildiği için hoşuma gitti. Şimdi lazım gofret. Hadi bakalım. Kalp yapar mısın? Evet. Belin nasıl? Belim gayet iyi. Oğuz'um düştüğümü hatırlarsın. Bilmem hatırlar mısın? Hatırlarım. Gözlerin yanına renk suyu. Emre abi ekran bulanık. Söyle kumralım benim adım neydi? Şuradan. Hatırlıyorum. Peki ya şimdi de bulanık mı? Bel girizgahı yaptın durdun. Evet. Belim geçti. Bunu söyleyecektim. Koltuğum gacır gucur. Niye burada ya? Sen oğlum her gün niye aynı şey giyiniyorsun ya? Şu altın değişmiyor mu bir türlü? Oğlum bundan 3 tane var. Aa, birini bana vermez misin peki? Hatta Selen'de de var bir tane. Tamam vermezsem de vermem de burada bir şey soruyorum. Vermem işte. Bu sayede bunu giyebiliyorum. Tamam. Saçlarım. Oğlum ben ne yaptım kendime ya? Abi sakal uzamış. Sana mı diyorlar? Muhtemelen bana diyor. Evet ben yarın ilk işim ben tekrar bir spora gideyim. Bugün spora gittim. Çok güzel geldi. Yarın bir spora gideyim. Sakalımı keseyim. Bir kendime geleyim ya. Böyle olmaz. Canım şu an işkembe çorbası çekti ya. Oo burada var ya. Bizim evin buralarda. Burada da var. Bizim tamam. Burada da var. Burada da var. Emre kuliste Almanca vloguma konuştun. Hatırladığımı vlogu paylaştım. İstersen kendine bakarsın. Tamam Gülşen. Alo. Alo yetes diye demiştim sana. Sen Almanca konuşabildiğimi düşünmüştün. Sana bir şey itiraf edeceğim. Ben Almanca konuşamıyorum. Emre abi poz verir misin? Oğuz'cum sen anlat. Yayın yaptınız. Nasıl geçti? Yeni videolar var mı? Biraz bahsetsene ya bana YouTube'dan. Bahsedeyim kankicim. Güzel geçti yayınımız. Artık salı günleri canlı yayın yapmaya karar verdik Selenciğimle, değerli eşimle. Cuma günleri de saat 7'de yayınlarımız devam ediyor. Yeni içeriğimizi bugün bitirdim, kurguladım. Hatta Selen Cuma günleri bir dakika. Cuma günleri 7'de yayınlarımız devam ediyor dedin. Video paylaşım olarak. Evet evet içeriklerimiz cuma günü 7'de salı günleri de canlı yayın yapmaya karar verdik her salı. Güzel oldu ya ben kamerayı falan hep değiştirdim. Evet. Bayağı keyifli oldu yani çekim yapmaya teşvik eden bir kamera yapmışlar. Yapanlardan Allah razı olsun. Abi çok iyi ya. Yani sen ne zaman başladın? Başladın, paylaşacaksın. Hangi günler atacaksın? Ay hangi günler? Gördüm. Oğuz abi donun çok güzel yazıyorsun ısrarla. Okey, kötü şaka. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle, ben düzenli video atabileceğimi düşünmüyorum şu anda. Çünkü bunun için gerçekten bir emek lazım ve bir ekip arkadaşı lazım. Mesela sen eşinle yapıyor olman aslında... Yaptığınız işi de tatlılaştırıyor, kamera arkasında işini de kolaylaştırıyor insanın. Ben de böyle biri olmadığı için ben tekim. Şaka şaka. Bilmiyorum kanka yani. Ben sen sen dur... bir kapıl mı arıyorsun yani? Kapıl olacak. Ben kapıl... Aramıyorum ya kendimi. Anneme söyledim işte bugün anne gel waffle yapalım hadi video çekelim dedim.
O da dedi ki waffle yaparız ama video çekerken ben olmam dedi. Utanıyorum dedi. Tamam dedim. Sonra işte İnci'ye söyledim. İnci okey dedi. İnci ile yaparken annem herkesten çok konuştu kamera arkasında. Anne sus artık ne olur yalvarırım falan dedim. Küstü bana. O yüzden bak buradaki 200 kişiye söylüyorum. Videoyu paylaşınca altına yorum atın. Esra abla ya çok tatlısın. Esra teyzem çok iyi. Keşke Emre sen gitseydin de Esra teyzem devam etseydi falan. Biraz gönlünü alalım. Evet. Tamam, Emre biz varız ama. Ne? ne zaman yayınlayacaksın? Kanka şimdi şöyle bir durum var. 4K 60 FPS çektiğimiz için telefondan yüklenme olayı var ya bunun YouTube'a. İlk benim şeyde Suudi Arabistan vlogu da çektiğimde izlemeyenler hemen girip izleyip like atıp abone olursa çok mutlu olurum. Bunu çektiğimde çok ya yani çok uzun sürmüştü ya. Bir gün falan sürdü yüklenmesi O YouTube'a. zaman atacaksın şu an. Aynen telefondan WeTransfer'le bilgisayara atacağım. Bilgisayardan yükleyeceğim. Bakalım farkı oluyor mu? Çok zor. Niye? Zor iş anlamında. Bilgisayardan yüklemem mi yoksa? Telefondan bilgisayara atma olayı kabız yani. Kabız bir durum. Değil mi? Kanka O şöyle yüzden işte WeTransfer kameraya döndüm ben de. Çok zorlandım demek çünkü. ya. Esra ablaya videoya Esra abla seni çok seviyoruz falan yazacağız ama sen de yorumlarımızı beğeneceğine söz ver. Işın yemin ederim ben de beğeneceğim. Her şey Viget diye başlıyor Emre. Ben de bir şey söyleyeceğim. Sen orada neden Almanca konuştun? Ben anlamadım. Ben Azerbaycanlıyım. Yaşı. Yaşı hara gelmişsin. Bilemedik işte ya. Yazılar çok hızlı geçiyor yine. Oğuz ne yapacağız? Evet, ben de adapte olamadım. Sen bir de kaç, bir saat yayın yaptın ya. Evet. Şey ya, daha doğrusu aslında yakalıyorum da şey oluyor, yakaladığım soru bir soru olmuyor. Yani bir şey yok şu an. Orada biz kendimiz muhabbet etmemiz lazım bence chat'e bakmadan şu an. Sonra chat belki bize ayak uydurduğu zaman bir şeyler Diyorlar olur. ki Oğuz abi arkandaki çalgıyı çalar mısın? Arkadaşlar o O çalgı zaten bayağıdır aynı Oğuz'a şeyi. ait. Çalamaz. Mızıka çaldım az önceki yayında. Evet gördüm. Aynen. Film önerir misiniz? Öneririm. Levels. Nasıl yazılıyorsa. L A W Lüleburgaz Edirne Samsun Samsun. Kanunsuzlar yani. Kanunsuz aynen onu söyleyecektim ben de. Sürekli aynı yazılar olduğu için evet ben de mesela bir Evet, sen ne arkadaşımız yaptın? sürekli Bugün ne yaptın? Karnını neden ağrıyor onu anlat. Çünkü o kilitliyor şu an. Muhabbet dönmüyor Emre'ciğim. evet kanka şöyle karnımın ağrıma sebebi zannedersem çok soğuk yedim ya. Montsuz çıktım. Hı. O Anlıyorum. evet. Çok hoş. Şu an ben kameraya o kadar yaklaşsam yaratık gibi çıkarım biliyor musun? O yüzden ben olabildiğince uzaklaş. Oğlum benim saçım başım. Oğuz ne yapacağız bana? Oğuz. Hiçbir şey yapmayacaksın. Şapka takacaksın işte. Bitti gitti ya. Takma Abi Emre. soğuk yedi. Aa bir şey söyleyeceğim. Bu tam bir bunun için yaratılmış bir şey değil mi? Üretilmiş. Oha. Nasıl peki? Şu an nasıl hissediyorsun? Dıngırlaka dıngırlaka. Şu anda tatlı, güzel oldu böyle. Ama böyle bir gözükmek istemiyorum. Gerek yok. Şu an karnım ağrımıyor, midem ağrımıyor. Çok soğukta yürüdüğüm için karnımın ağrıdığını düşünüyorum Kime midemin ve yürüdüyorsun da? acılara yürüdüm ve korkmadım. Korkmuyorsun bile. Evet. Onun dışında başka şu Hudi'nin hikayesini anlatabilirim. Şöyle bir anısı var bende. Hadi anlat. Hadi oradan. Bir gün ÇG'den çıktım çekimden. Bir cumartesi günü zannedersem.
O zaman da pandemiden ötürü. Şarkı olur biliyor musun? Bir cumartesi günü çıktım ÇG'den. Bir cumartesi günü çıktım ÇG'den diye. Evet. Olmamış. İyi ki olmamış diyebilir miyiz? Dondun mu? Dondum şakası yapıyor da donduma sığınıyorum şu an. Sığınma sığınma. Biz seni böyle seviyoruz gel. Abi ÇG'den çıktım. ÇG'den çıktım sonra bir arkadaşımızın doğum gününe çağırdılar bizi. Böyle ünlü de bir dost yani. Hani bir gittim abi gizlice toplanılmış kalabalık bir şekilde. 3 dakika uğradım. 3 dakika. O arada story'de çıktım. Pandemide yasak yani bunlar. 3 dakika ben dedim ki bu böyle olmaz bu. Ben gidiyorum zaten dedim. Doğum günü kutlu olsun dedim gittim. Ertesi sabah bir kalktım. Ben de şey açık. Haberlerde Emre Aslan ismi geçince mail atıyor bana Google. Abi işte pandemiyi dinlemediler. Şöyle oldular böyle magazin haberleri. Bütün her yerde. Çok ünlü isimlerde olunca. Abi herkesin storiesinde ben bu hoodie'yleyim. Arkada böyleyim. Aha, görüşürüz falan diyorum ama oynuyor gibi çıkmışım falan. Böyle bir hoodie işte bu da. Bayağı eğlenmiştiniz ama o partide. Evet. Neyse. Abi başım ağrıyor ya. Bana ne oluyor bugün ya? Soğuk yemişsin. Evet. Film Emre kanun adamısın diyebilir miyiz? Tam olarak ben. Sen ne yaptın? Kurgu ben, yapıyordun galiba bugün. Evet, kurguyu bitirdim. Bugün ev baktım biraz sabah. Aha. Uygulamadan. Ondan sonracığıma biraz çevreme baktım evin çevresine. Biraz daha isyan ettim, küfür ettim. Güzel. Sonra... Kazdılar mı sizin binanın önünü? Yok bugün kazmadılar. Ama arabayı şey dışarı park ettim ben. Hadi ya çekmezler inşallah. Atapan bir şey ya. Aman Emre'cim ne yapayım ya. Olsun kurgumuz bitti güzel olacak. Cuma günü geliyor. Hatta böyle erkenden yayınlayasın var ya. Yarın da mı canlı yayın açacağım acaba? Ama yarın şey var. Prova var. Yarın prova var evet. Kara kedi. Aa, çok geç bitmez bence. Evet. Abi bilmiyorum ya. Bu canlı yayınlara bence bir oyun bir şey eklememiz lazım. Bir tane oyun var. Kart oyunu. Geçen gün biz kendi aramızda oynadık böyle bir arkadaş grubu. İsmi lazım değil mi arkadaşın? Yo Tarık'larla oynadık. Ha, Tarık şey, İster ve orkestrası. Yok şey anlamında yani konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir rimi diye ismi o yüzden lazım. Lazımsa söyle konuyu daha iyi anlayalım. Değilse devam edelim. Lazım şöyle lazım. Mesela Tarık da gelir. Birlikte oynarız yine. Olur. Mesela sen, ben, Tarık, Arif gibi. Olur. Kart oyunu şu. Bir durum yazan kart var. Bir de farklı farklı fotoğrafların olduğu, mimlerin olduğu, capslerin olduğu fotoğraflar var. Kartlar var. Biri ortaya kartı açıyor. İşte atıyorum ıslak banyo terliğine bastığımda ben yazıyor. Herkes elindeki o 5 kart var. 5'er mim dağıtıyoruz. Herkes en uygunu neyse onu atıyor. Ve chatte karar veriyor kimin kazandığına. Mesela. Oynayalım. Tamam. Oynayalım ama günü olsun onun mesela. Emre abi bir... beni hatırladın mı? Kulise pankart getirmiştim. Pankartını ben hala saklıyorum desem inanır mısın? Burada bak. Arif yazıyor da şurada da Emre yazıyor. Toka var diye açamıyorum. Arkadaşlar biz bize yapılan güzel şeyleri
unutmayız. Aynı zamanda chatten yazıyorum. Selam yazdım ama yanlışlıkla. Selam yazmışsın ama ben görüyorum. Sonra da selam yazdım. Ben de as yazdım sana. As. İzmir turnesi. Evet, İzmir turnesinde getirmedin mi? Abi bu İzmir turnesi. Evet, doğru. Onun dışında bakın burada da şeyler var. Mesela bu Konya. Konya turnesinden. Tuğba Yaşar. Kardeşim, eline koluna sağlık. Burada da adını asla söylemiyor ama imzası var. İmzasını göstermiyorum adına şirket açılmasın diye. Abi çok çok tatlı şeyler bunlar ya. Bize hediye ulaştırmayın. Teşekkür ederiz. Böyle denk gelirse işte böyle tatlı ufak pankart falan hoşumuza gidiyor. Ama mesela kimisi geliyor BKM'nin oraya. BKM'nin kapısının önünden bir bileklik satın alıyor veya bir küpe satın alıyor. Bir yüzük satın alıyor. Onu veriyor. Mesela bunlar da ben üzülüyorum. Zaten kızcağızın işte yani yemek mi yesin, ulaşıma mı para versin, yok onu mu ödesin, buna mı şey yapsın. Bir de bize orada hediye almasının bir anlamı yok. Zaten gelmesi bizim için çok mutluluk verici bir şey. Doğru mu dedim? Doğru dedim. Hani böyle duruyorsun? Şey, sen konuşurken alt aşağıdaki şeyleri okuyorum. Yorumları. Brokoli sever misin? Öyle bir soru gelmiş. Ben mi? Hı-hı. Haşlanmış brokoli böyle zeytinyağıyla, sarımsakla, böyle kekikle falan çok güzel oluyor. Severim. Mesela limonlu böyle bir yağlı bir sos yapıyorsun ona, sarımsaklı. Bak şu an bayağı ağzımı su yaktı. Hadi ya. Ben bilmiyorum. Saçmalama hocam. Neden ya? Ya bu saatte yemek yenmez ya artık. Of, nasıl yenir biliyor musun? Gerçekten mi? O kadar mı ya? Vallahi yenir. Ben şu an yani işkembeye mi çıksam yoksa... Ay. İşkembeye çıkmak. Kanka ciddi misin ya? Tabii canım ya. Evin altında şurada bir kilometre, 1.5 kilometre ileride var. Hadi ya. Enteresan kankam. Ben, niye ben sen yemek yiyorsun ya? Sen de seversin yemek yeme ha. Evet. Çok severim ama artık yememem lazım kanka. Gerçekten 197 kilo oldum ve kendime biraz dikkat etmem, bakmam lazım. Baksana kendine dikkat bana. Et. Çok mutsuzum ya şu anda. Hayır sürekli be, Allah Allah. Gayet mutsun. Değil miyim? Devamlı Serdar Ortaç gibi değil miyim bu canlı yayınlarda? Hayır. Hayır, sen çok mutlusun. Bak, Emre, sen çok mutlu birisin. Unutma, eğer çevrende 4 tane zengin insan barındırırsan, sen onların yanındaki 5. zengin olmazsın. Daha çok neden? Fakirsin kendine. Ama 4 tane fakirle takılırsan senden daha kötü durumda olan kendini onun nispeten daha zengin, iyi durumda şükreden. Peki sana bir şey söyleyeyim hemen. Aç ön kameranı, bunu kaydet, reels at. Atacağım. bu bayağı şey çünkü ya, harika bir ters motivasyon. 4 fakirle gezersen kendini zengin hissedersin. Bu ve bunun gibi şeyler için takip etmeyi unutma. Hemen öyle. Bu arada hemen takip etmek deyince abonelerime bakıyorum. 92.003. Peki sen bana abone misin Emre'cim? Evet. Serpil Oğuz kanalına. Tabii ki. Tamam. Okay. Saçmaladın şu anda. Bilmiyorum. Hocam benim abone olduklarımı tek tek söylüyorum. Çok Güzel Hareketler, Selen'le Oğuz, Beşiktaş Kültür Merkezi, Cem Yılmaz, Beşiktaş JK, Emin Oğuz Çelebi, Mr. Bidens. Adam. Bak, hepsine aboneyim. Pıhlıs TV, Tuğba ile Selen, Yılmaz Erdoğan, Soğuk Savaş. Tabii.
Hocanın YouTube kanalı ben bu arada yani bayağı takip ediyorum. Sürekli açıp şey yapıyorum hatta. Aktif mi? Yani şöyle fragman falan da paylaşılıyor da o kullanmıyor da şeyi dinliyorum ben oradan. Her şey yapılabilir bir beyaz kağıt. Şiir, şiirleri. Çok örneğin uçurtma mesela. Altına sıkıştırılabilir. Tek ayağı kısa olduğu için sallanan masanın. Böyle miydi? Böyleydi. Hoca şu an telif atsa ya. Atmaz. Mr. Beast izleyen adam mıdır lo yazmışsın da Mr. Beast değil Mr. Bizons, Bizons. Oğuz'un bir Mr. diğer Bizons. Kanalı. Benim evet. Kamp kanalım. Evet. Benim kamp kanalımı izleyen adamdır ama. Emre bence 100 bin özel video gelsin ya da bir şey yap. Oha. Şöyle yapayım mı? Yap. Abi 100 bin... 100, mesela şöyle bir şey olabilir. 100 bin plaketini İstanbul'da gezdirebilirim. Neden? Ne bileyim ben işte. Biz de provaya gelir. Çıkarız yemek yeriz onunla. Şimdi Mr. Bizons hakkında konuştuk ya. Ana sayfamda işte YouTube'un ana sayfası açık. Yeniledim sayfayı Mr. Bizons önerdi. Gerçekten mi? Burada abone olmayanlar varsa arkadaşlar ona da abone olabilir bu arada. Oğuz'un kamp yaptığı videolar. Onlar da güzel içerikler. Şu an biraz aktif durumda değil ama güzel içerikler var. 6-7 tane var kamp severler. Ama insanların taş atıp da kolunun yorulacağı bir durumda yok. Abone olabilirler orada. Selen ile Oğuz'a da olabilirler. Bana da. Eğleniyoruz. Bana sana da mesela. Sen yani daha yani 100 o kadar kişi izliyor seni bu saatte abonedirler zaten. Olmayabilirler. Mesela 92.008 yeniliyorum bakalım abonem arttı mı? Artmadı. Tamam demek ki aboneler. Olabilir. ÇGH'de bir dakika dur. Ben başka bir şey okudum da. ÇGH'de en çok zorlandığın, provasında zorlandığın skeci sormuşlar. Buna cevap vereceğim çünkü seni de ilgilendiriyor. Senin yazdığın fakirin yüzü gülür mü? Hayatım boyunca en çok zorlandığım skeç provası kanka. Çünkü bu kadar ben konuşuyorum evliya şaka yapıyor. Bu kadar konuşuyorum evliya şaka yapıyor. Bu kadar konuşuyorum kafam yanmıştı. Ama nasıl skeç? Çok tatlı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten kaç milyon izlendi ya? Bakayım mı? Bak bakalım. Tahminin var mı? Ben 7,5 milyon falan diyorum. Ben 11 diyorum. Ne diyorsun ya? Fakirin yüzü gülür mü? 12 milyon. Of. Birincisi de 8.4 milyon. Oğlum 21 milyon izlenmiş neredeyse. Güzel. Felaket. Hatırlıyor musun? Pert Shop diye bir skeç yapmıştık. Herkes hayvan oynuyordu. Benim Alman kurdu oldum mu? Evet. 9. 9.6 milyon izlenmiş. Vay be. Fena. Ben şunu bir çevireceğim ya. Gözüme çok vurdu. Oh. Zengi zengine 5.3 milyon. Melekle şeytan 6.8 milyon. Öf be. Ne güzel. Mafya ailem 11 milyon. Bunları da ben yazdım. Evimin gülü 9.9 milyon. Aa az izlenmiş o. Evimin gülü güzel skeç çünkü. Benim Fahrican olduğum değil mi? Evet. Ah diye kaldı. Abi bak tuzaktan eğitim 21 milyon izlenmiş. Çünkü tam pandeminin başı. Ya ortaları ne olacak ne bitecek uzun zamandır yokuz. Herkes evde bir şeyler izliyor falan. Artık insanlar Melikşah'la Bartu izlemekten böyle olmuş canlı yayınlarda. Hemen bizi de izlemişler alt. Böyle bir metin olarak geçtim. Evet. Abi provalar eğlenceli mi? Eğlenceli kardeşim. Pandemi neydi ya? Valla pandemi gibi bir şey geçti ya. Şu an bu arada büyük konuşmak istemiyorum ama bir kısa pandemi daha beni var ya felaket toparlar. O ne demek lan?
Kanka şöyle düşün. Herkesin evde olduğu, deliler gibi YouTube izlediği, Instagram'a girdiği bir anda sen de evdesin. Kameran var, tripodun var, bilgisayarın var. Patır kütür yayın açacaksın, içerik üreteceksin. Günde iki tane video atacaksın gerekirse. Yani ben okeyim buna. Ama yine şifalı olalım ya şimdi Emre'cim. Niye öyle diyorsun? Abicim zaten şifalı olalım. Ben şey gibi düşünüyorum yani. Pandemideki gibi evde olmak. Yoksa... Yok yok. Ben 4 kere Covid oldum. Dünyanın en kötü şeyi. Ben hiç olmadım pandemi zamanında. Bir kere oldu, şeyde olduğumu tahmin ediyorum. 3 ay önce. Çünkü böyle sırtımı ağrıyarak yattım. Muhtemelen Covid'dim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Survivor skeci de gelir arkadaşım. Artık sorma ne olur lütfen. Ne olur ne olur ne olur. Pazar ÇG... günü yeni bölüm gelecek mi? Gelecek. He? ÇG sorularını bitiremeyeceğiz. Evet. Aynen. Virüs yayasın var sırf sen mutlu ol diye Emre. Hayır böyle bir şey sakın yapma. Nereden bulacağını diyeceksin. Emre ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle. Acıktım. Abi ben de acıktım ve galiba artık yayını kapatma vakti geldi ya. Çünkü vakti geldi çünkü biraz daha aç kalırsam bir şey yiyeceğim. Evet tam olarak öyle. Ben direkt şimdi zınk diye yatağa atacağım kendimi. Uyuyacağım. Peki, kokoreç de gider be. Üf işkembe çorbası da gider. Aa saçma acıktık. Şu an var ya döner de gider. Tavuk tantuni de mesela okey şu an. Tavuk tantuni değil oğlum. Yiyorsan et tantuni. Hayır tavuk. Bunun tavuk tantuni gurmesi denen bir şey vardır. Oğuz yapma ya. Her şeyin eti daha iyidir diye bir şey yok. Hayır öyle bir şey demedim ben. Ama tantuni yani, et. Kalitesiz et mi kalitesiz tavuk mu kalitesiz tavuk. En azından hani zehirleniyorsan ne bileyim daha soslu moslu falan böyle zehirlen gibi. Tavuk zehirledi mi de biraz sıkıntı çıkar. Buna ne diyorsun? Salçalı makarna. Yanına cin biber. Soğan da olur. Ben galiba makarna yapacağım ya. Ne diyorsun ya? Yapmayayım mı? Yap yap. Yap ben de bir şey yapayım. Tamam hadi bu yayını da böyle kapattık ya. Tamam hadi. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi geceler. Bizimle birlikte yani vakit geçirdiğiniz için gülüp eğlendiğiniz demeyeceğim. Çok ekstra bir enerjik yayın olmadı ama bizimle birlikte vakit geçiren herkese teşekkür ederiz. Abone olmak isteyenleri de kanallarımıza bekleriz. Yakında da waffle videosunu paylaşacağım. Bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bir Oğuz bir son bir kalp yapalım. Onu editte kullanıyorlar. Ha. Şu mu? Tamam. Hadi bay. Bay bay.